Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a geldi. 13 yıl aradan sonra Irak'a indi. Az önce de uçaktan Bağdat, Erbil'e geçme görüntülerini sizlerle paylaştık. Şimdi önemli görüşmeler var tabii Irak'ta. Bu arada arkadaşımız Başak Şengül de heyeti takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan takip ediyor. Evet, işte uçaktan inme görüntülerini de sizlerle paylaşıyoruz. Peki masada neler var? Hangi konular var? PKK konusu var sevgili izleyiciler. Ortak harekat merkezi yapılması konusu var. Türkiye'nin Irak sınırındaki üst bölgeleri konu edilecek. Ulaştırma, enerji, tarım gibi konularda işbirliği konuşulacak. Bir de Kerkük yumurtalık boru hattı meselesi konuşulacak. Irak'la masada ele alınacak konuların arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitmeden önce Irak her türlü terörden arındırılmalı, kalkınma yolu anlaşması bu çerçevede de imzalanacak dedi. Şimdi Sinan Burhan'dan, sıcağı sıcağına Ankara'dan bilgi var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan masada bu konuları görüşmek için gitti. Evet. Neyle dönecek? Şimdi bir de küçük bir şey var. İzleyicilerimize onu hatırlatalım. ABD gezisiyle ilgili ben de o konuda bir tweet attım. ABD gezisinin iptal edildiğine ilişkin, yani böyle duyumlar alıyoruz. Hamas. Senle de konuştuk. Hamas etkisi. Evet, Hamas etkisi. Ama teyit edemedim ben de sordum. Evet, halen şu anda sevgili izleyiciler altını çiziyorum. Ne Cumhurbaşkanlığından, ne iletişim daire başkanından, iletişim başkanından, ne de ABD yetkililerinden doğrulanmış bilgi değil bu. Bir kere hani boşa düşmeyelim. Yalanlanmadı ama. Yalanlanmadı da doğrulanmadı. Evet, evet. Bir kriz var mı onu da bilmiyoruz. Belki bir kriz var. Belki çözmeye çalıştıkları bir şey var. Muhtemelen kriz var. Müzakere ediyorlar. Ama yani şu ana kadar resmi bir açıklama yok. Onu bilerek söyleyelim. Çünkü peşi sıra o yorumunuzu da isteyeceğim. Ama önce Irak. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu Irak ziyareti gerçekten tarihi bir önemi var. Bir kere ekonomik yönü çok kuvvetli bir ziyaret. Kalkınma yolu projesi var, malum haliniz. Ve bu kalkınma yolu projesi... Bir cümlede söyle kalkınma yolu projesi. Kalkınma yolu projesi Hindistan'dan başlayıp Basra Körfezi'nden Ovaköy'e kadar giden özellikle ihracatın, enerji hatlarının Avrupa'ya taşınması. Çünkü hem İran hem diğer bölgelerdeki istikrarsızlık nedeniyle Avrupa'da problem var. Rusya'nın da Ukrayna arasındaki sıkıntılar nedeniyle Avrupa enerji güvenliği, ulaşım güvenliği noktasında problem yaşıyor. O yüzden İran'a da Rusya'ya da güvenilmediği için güvenilir bir hat. Bu da Türkiye'den geçecek. Kalkınma yolu projesi bu ve çok önemli bir proje. Bu kalkınma yolu projesi çerçevesinde orada 12 anlaşmanın yapıldığı ifade edildi. İki, Türkiye için en önemli nokta şu. Terörle mücadele. Terörle mücadelede Türkiye Fırat'ın doğusuyla batısını birleştirmek istiyor. Bu noktada bu aradaki Fırat Nehri arasındaki boşluklar, buranın Türkiye'nin güvenliği açısından problem olduğu ifade ediliyor. Türkiye buradaki hattı birleştirecek. Üçüncüsü nokta Irak'taki yönetim ve Kuzey Irak yönetimi aynı noktada hareket ediyorlar. Neye karşı? PKK'ya ve PKK'ya karşı özellikle. Çünkü Barzani ailesi Irak'taki, Kuzey Irak'taki varlıklarını PKK'nın tehdit ettiğini düşünüyorlar ve oradaki yönetimlerine büyük problem oluşturuyor. Dolayısıyla da Kandil'de, Sincar'da, o bölgede PKK varlığını istemiyorlar. Türkiye ile ilk defa bu noktada belki uzlaşılıyor. Irak hükümeti de kalkınma yolu projesi nedeniyle PKK'yı tehdit olarak görüyor Gürkan Acır. Dolayısıyla da istikrarsızlığın... Peki Irak bu konuda samimi mi? Şöyle, şimdi bu proje milyar $ proje olmasaydı... Çünkü bakın Irak'ta iç savaş var. 20 milyar dolar. Irak'ta iç savaş var, huzursuzluk var, bölünmüşlük var, ekonomi sıkıntıda. Dolayısıyla da Irak'ın kurtuluş projesi bu. Bölge ülkeleri açısından da büyük önem arz ediyor. O yüzden hem Kuzey Irak yönetimi hem Irak yönetimi bu kalkınma yolu projesine sıcak bakıyor. Bu proje sadece bu ülkeler değil, Çin dahil olmak üzere uluslararası küresel sistem de sıcak bakıyor. Sinan, çok özür dilerim. Bu İsrail'den Hayfa limanından geçecek denilen o ticaret yoluna alternatif bir güzergah. Peki Sinan Burhan, bir saniye bir ara verelim. Erbil Havalimanı'nda gazeteci arkadaşımız, TV100 programcısı Başak Şengül. Başak, iyi akşamlar. Erbil'den, Erbil Havaalanı'nın içindesin galiba, değil mi? Salonundayız. Şeref salonundayız. Şeref salonundayız. Peki. Evet, evet. Neler yaşandı bugün? Bize neler aktaracaksın? Bugün hemen anlatayım. Öncelikle iyi akşamlar sana ve konuklarına. Sağ ol. Şimdi tarihi kritik bir ziyaret aslında. Bugün takip ettiğimiz bu ziyaret. Bağdat'a indi Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ayak olarak, Irak ziyaretinin ilk ayağı olarak. Orada mevkidaşı Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit'le bir araya geldi. O görüşmeden sonra da Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi. Bu görüşmeler sonrasında tabii biz merak ediyorduk. Somut ne duyacağız, ne göreceğiz diye. 24 anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşmasına imza atıldığını açıkladı ve bunu şöyle tanımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki ülke arasındaki ilişkiler bakımından sağlam bir yol haritası dedi. Biz öncesinde de bolca konuşmuştuk aslında bu ortak basın toplantısı öncesinde masada neler olacak diye konuşmuştuk. Hakikaten sonrasında bu anlaşmalarda şu başlıkların yer bulduğunu gördük. Güvenlik, ticaret, bu tabii ki ekonomi bunu kapsıyor. Ulaştırma, ulaşım, çevre, sınır aşan sular ki bu çok önemli bir konu malumunuz. Türkiye, Dicle ve Fırat bu nehirlerin doğduğu ülke. 1980'li yıllarda İki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye saniyede 500 metreküp su bırakmayı taahhüt ediyor Irak'a, ama gelinen nokta itibariyle iklim değişikliğini, küresel ısınmayı, kuraklığı göz önüne alırsak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu vurguladı, artık su miktarının artırılmasından değil, suyu verimli kullanmaktan ve su yönetiminden bahsetmeliyiz. Dolayısıyla bunu hedefleyen anlaşmalar, bunu hedefleyen işbirlikleri ortaya koymalıyız dedi ki bu su başlığını zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti öncesinde de konuşacağız. Su da önemli konulardan biri demişti. Bir diğeri siz de konuşuyordunuz, kalkınma yolu projesi. Biz bunu aslında aylardır değerlendiriyoruz. Bu projeyle ilgili de mutabakat zaptı imzalandı. Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye aslında bölge açısından tam bir refah projesi, tam bir kalkınma projesinden söz ediyoruz. Doğu Asya'dan gelecek işte yükler, mallar Irak'ın Basra Körfezi'ndeki limanına indirilecek. Oradan Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya ulaştırılacak. Çok önemli bir ticaret köprüsünden ve ticaret koridorundan konuşuyoruz ve malumunuz bu bölgede son dönemde ticaret koridorları savaşı üzerinde de değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi benim ana hatlarıyla vurgulayabileceklerim bunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle terörle mücadele konusunda... Onu soracağım Başak, onu soracağım özellikle. Evet. PKK konusunda somut adım atılacak mı? Şimdi bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ın tüm terör örgütlerinden arınması gerektiğini söyledi. Fakat geriye dönelim ve süreci hatırlayalım. Ağustos ayından bu yana aslında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Iraklı yetkililerle görüştü. İbrahim Kalın MİT Başkanı Iraklı yetkililerle görüştü. İki ülke arasında Milli Savunma Bakanı Güler'in de katılımıyla iki güvenlik zirvesi gerçekleştirildi ve ikinci güvenlik zirvesinde 14 Mart'taki zirvede bugüne kadar söylemediği bir şey söyledi. Irak dedi ki PKK için yasaklı örgüt. Peki terör örgütü demiyor mu? Demiyor, ama yasaklı örgüt demesini de önemli bir adım olarak tanımladı. Bir aşama. Evet. Evet, Yaşar Güler. Bir aşama. Yasaklı örgüt dediğinde bu örgütü engellemesi gerekecek. Yani bu anlamda bir sorumluluk da üstlenmiş olacak Bağdat yönetimi, Irak merkezi yönetimi. Fakat terör örgütü dediğinde bu işin mücadele boyutu var. Terör örgütü PKK dediğinizde Süleymaniye meselesi akla geliyor. Orada KYB varlığı. Dolayısıyla hatırlayacaksınız Hakan Fidan meclisteki konuşmasında Süleymaniye'ye direkt işaret etmişti. Sonra da Türkiye bununla ilgili adımlarını atmaya başlamıştı, uyarmıştı yani Türkiye özellikle Süleymaniye'yi PKK konusunda. Şimdi bu pence kilidi kapatacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yaz ayları için bunu söylemişti. Hızla oraya doğru ilerlenecek bir süreç olduğunu anlıyoruz. Irak yasaklı örgüt dedi PKK için. Ortak bir acaba harekat merkezi olur mu diye de soruluyordu. Henüz bununla ilgili bir açıklama görmedik ama bu ortak harekat merkezinin ayaklarından biri de Erbil, yani Kuzey Irak bölgesel yönetim olacak. Dolayısıyla buradan ne yansıyacak, buradaki temaslardan ne yansıyacak, bunları duymamız, anlamamız önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatırlatalım, 30-40 kilometre derinliğinde bir kuşak oluşturulması, bazı üslerle de bu kuşağın güvenliğinin sağlanması gerektiğini de vurgulamıştı. Bu anlamda nasıl bir süreç göreceğiz? Tabii ki önümüzdeki dönemde takip edeceğiz ve izleyeceğiz. Başak, harika özetledin süreci. Türkiye'ye dönüşünü bekliyoruz. Burada da paylaşacaklarını TV100 ekranlarından izleyicilerimizle paylaşacağız. Muhtemelen çok teşekkür ederiz. Uçakta da önemli açıklamalar olacaktır evet, dönüşte. Uçakta da bir açıklama bekliyoruz tabii değil mi? Tabii. Peki. Tabii. Onları da konuşuruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Sağ ol. Şimdi hemen toparlayayım istersen. Hemen toparlayayım. Kısa bir tur atacağım. Hemen çok hızlıca toparlıyorum. Şimdi terörle ilgili konuları kalkınmıyor ifade ettik. Amerika seyahatiyle ilgili de şunu söyleyebilirim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika seyahatiyle ilgili şöyle bir hava estiriliyor. Sanki Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'ya gitmeyi çok arzu ediyor, istiyor filan. Hayır. Ankara'da şöyle bir hava da var. Bir, şunu söyleyeyim Gürkan Acır. Dinliyorum. Biden'ın seçimleri kazanıp kazanmayacağı belli değil. Trump'ın gelmesi çok yakın. Dolayısıyla da Biden'la yapılacak olan bir görüşmenin Türkiye açısından kısa vadede cazip bir sonuç doğurmayabilir. Bunu söyleyeyim. Doğru. O yüzden yani Türkiye çok istekli, çok filan havası doğru değil. Benim Ankara'dan edindiğimizlerin bu. İki, İsrail'in tek yönlü devlet terörü ve katliamı var. Türkiye, Haniye ve Halit Meşal'e sahip çıkarak Amerika ve İsrail'in politikalarında ayrışıyor malum haliniz. Hatta İsrail Dışişleri Bakanı da çok çirkin bir tweet attı. Evet. Dolayısıyla da Amerika'daki İsrail lobisinin beklentileri çok yüksek. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu karşılaması da mümkün değil Gürkan Acır. Üçüncüsü de İsrail, Hayf az önce Şaban abinin dediği gibi alternatif bir enerji koridorundan bahsederken Türkiye bu kalkınma projesiyle aslında Filistin'deki yaşananların arka planını da anlamış oluyoruz. Buna karşı bu kalkınma yolu projesi, enerji projesi, ulaşım projesi aslında İsrail'e de bir alternatif. Amerika-İsrail denkleminin dışında bir şey. O yüzden bu projeye de karşılar. Türkiye oraya gitmiş olsa da ne sonuç elde eder onu biz bilemiyoruz. Fakat şu anda ziyaretle ilgili bir belirsizlik söz konusu. Fakat bu belirsizlik Amerika'dan kaynaklanıyor demek doğru değil. Türkiye'de çok istekli değil anladığım kadarıyla. Peki Şaban Sevinç. Şimdi... Evet Gürkan, bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyareti hakikaten çok çok önemli. Gerçekten ben de yani çok dikkatle izliyorum. Bizim PKK'yla mücadelemizde bir kırılma noktası yaratabilecek bir ziyaret. Öyle anlaşılıyor. Çünkü bunun hatta geçen yıldan beri bunun ön hazırlıklarının yapıldığını biliyoruz. Hulusi Akar daha seçimden aylar önce Milli Savunma Bakanı iken mesela Erbil'e gitti Hulusi Akar birkaç defa. MİT Müsteşarı o zaman Hakan Fidan MİT Başkanı o gitti filan. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretinin altyapısı da 1,5 yıl öncesinden belki 2 yıl öncesinden hazırlanıyor filan. Ve Bağdat'la Erbil'in yani Kürdistan yönetimiyle Irak merkezi hükümetinin Türkiye ile aynı konuda işbirliği yapması PKK konusunda çok çok önemli. Bir kırılma yaratacaktır. Bugün mesela ben Salih Müslim PYD Başkanı evet, terör örgütünün başı. Bugün bir videosunu gördüm. Bir demeç veriyor işte Erdoğan'ın bu ziyareti nedeniyle. Kaygılı bir açıklama yapmış. Diyor ki, Türkçe'de konuşuyor. Türkiye'nin diyor Kuzey Irak'ta 100 askeri üssü var diyor. Bak, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta 100 üssü var diyor. Ve artık Türkiye'yi kimse buradan çıkaramaz diye böyle şey. Yani bir neredeyse ağlayacak ekranda yani. Yani Türkiye... Irak'a yerleşti diyor. Kuzey Irak özellikle o 100 askeri üsle. Bu çok önemli bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesajları vardı. Yani keşke mesela şey de olsaydı. Bak şimdi mesela PKK konusunda Irak'la işbirliği yapıyoruz ve PKK'yı böyle pide gibi araya alacağız. Yani inşallah yani yok edeceğiz. Aynen. Yani orada. Keşke mesela Esad'la da Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır ne diyor? Esad'la barışalım Türkiye olarak. PKK ile birlikte mücadele edelim. Yani Esad Şam'dan biz de işte buradan PKK'yı orada hani şimdi Irak'ta yaptığımızı Suriye'de yapalım diyordu Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi Türkiye'nin Suriye politikasında maalesef bir gelişme olmuyor. Hani orada zoraki böyle askeri silahlı kuvvetlerimizin şeyiyle aslında Şaban'a Beşiktaş'a göre çok gelişme var. Şöyle riskli bir şekilde. Hayır, eski katılık yok. Diplomatik yani süreç başladı. Evet biliyorum ama Esad da nazlanıyor biliyor. Yani tabii, 1-2 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı Esad'la görüşmeye çalışıyor. İşte alt düzey görüşmeler falan var ama bir türlü iki lider bir araya gelemedi. Çünkü bir sürü başka neden var. Ama Putin'in Türkiye ziyaretinde Amerika'nın olağanüstü şeyi var orada YPG, PYD'ye işte orada bir Kürdistan, bir Kürt bölgesi oluşturma konusunda falan. Türkiye bunu doğal olarak bir şey görüyor, tehdit görüyor. yani Esad'la, yani şimdi tıpkı Irak'ta yaptığımız gibi Suriye'de de Türkiye Esad'la işbirliği yaparak PYD PKK'nın orada da kökünü kazıyabilir. Bu konuda da bir kırılma yaşatabilir PKK'ya. Bunlara yani devletin, yetkililerinin bunu da bir değerlendirmesi gerekir. Kuşkusuz bizim bilmediğimiz, kamuoyunun bilmediği birçok şey vardır yani Suriye ile ilişkilerde. Hani belki biz kamuya açık bilgilerden bunları söylüyoruz. Ama yani Esad'la barışarak bu PKK-PYD ile mücadele etme seçeneğini, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu önerisini hükümetin bir değerlendirmesinde yarar var.